10 yıl önce geçirdiğim bir trafik kazası sonucu görme yetimi kaybettim. Tamamen görme engelliyim. Hemen sola doğru dönüp tramvaya doğru gidiyordum. Kimlik kartını çıkaracak. Eşimle birlikteydik. Eşimin de elinde bastonu, benim de elimde bastonum vardı. Biraz ileri gittik. Şu yani bizim evimizde çok kısa bir mesafe, yani 50 metre ve 70 metre gibi bir mesafede. Bastonu sağ tarafa atınca, sola doğru ayağını atınca eşim, birden kol kolaydık zaten. İçine düşüyordu. Ben o anda tuttum eşimi. Yani kolundaydım zaten. Ben de bırakmadım. O direkt açık olan logar kapağının içine düştü. Ben de yüzüstü logar kapağına kafamı vurdum. Taşeron firmasının çalışan elemanları, dubaların olduğunu söyledi. Yanımıza geldi, siz niye buradan geçtiniz? Dedim, siz görmüyor musunuz? Biz geliyoruz buradan, görme engelliyiz. Bizi uyaramıyor musunuz? Tabii ben de o anda hasar aldım. Lütfen eşimi çıkaralım dedim. Eşimi çıkardık. Eşim 8 aylık hamile. Çok büyük mutlu içinde eşimi çıkarttık oradan. Ben bayağı bir kan içindeydim. Ambulansın gelmesini bekledik. Ambulans gelince ben şikayetçi olduğumu ve polis gelmeden hiçbir şekilde ambulansla da bir yere gitmeyeceğimi belirttim. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor ülkemizde. Yani bunları gidermek için illa birinin canının mı gitmesi lazım? Ya benim çocuğum orada olsaydı, çocuğum düşseydi, ya da yürüyen bir yaşlı bir insan olsa, bir gören olsa, bu davanın hiçbir şekilde peşini bırakmayacağım ve ben ya bir başkası ya bir gören, görmeyen, hiç önemli değil, herhangi birinin canına bir şey olmaması adına bu davanın peşini hiçbir şekilde, sonu ne olursa olsun bırakmayacağım. Peki yatıyor doğumhanede, müşahede altında. Bebeğimizin kalp atışları dinlemiyor, ara ara kalp atışları azalıyor. Bu şekilde devam ederse sezaryenle alınacağı söyleniyor. Ve o tarzda bir söylemde bulunmadı ama bilmiyoruz. Yani korku içindeyiz. Bir an önce eşimin ve çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyorum. Altın Orta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz. Bugün gerçekten çok üzücünün ötesinde artık yeter noktasına geldiğimiz bir günü yaşıyoruz. Gerek Emlak Dalgıç, gerekse güldüren Dalgıç Hoca Hanım'ın bugünkü düştüğü durum ne ilk, neredeyse son olmayacak noktasında bir durumdayız. Biz görme engelliler özgür yaşayamayacak mıyız? Bu kenti yönetenler hiç mi bizim özgürce, kaliteli, konforlu ve standart içerisinde yaşamamız için bir şey yapmayacak? Biz bir insan olarak vergimizi ödüyoruz her türlü sosyal hayatın içerisinde. Acaba bu can güvenliğimiz Gülderen Hoca Hanım'ın ve bebeğinin eğer bugün üzücü, acı durumla karşılaşsaydık, bunun vebalini, bunun sonucunu kim karşılayacaktı? Tabii ki Emrah Dalgıç arkadaşımız ve eşi Gülden Hanım karşılayacaktı. Acı oraya düşecekti. Bakın, artık yeter diyoruz. Gerek Türkiye Köleler Federasyonu'na bağlı devletler, gerek Altın Orta Köleler Derneği, genel merkez ve şubelerimiz ve SAM şubesi olarak. Az önce Emrah Dalgıç arkadaşımızın söylediği gibi, hukuki yolunda ne gerekiyorsa biz onların yanındayız. Gerek sosyal, gerekse hukukiyken, her türlü mücadelemiz ne gerekirse, bütün birikimlerimizle artık yeter. Sonuçta biz de bir insan olarak yaşamak istiyoruz.